Merhaba arkadaşlar, benim adım Rahmi Barutçu. Güvenlik suç teknikleri uzmanıyım, bu işin eğitmeniyim. Fakat tabii eğitmenlik işin bir kısmı ama bir yandan da motorlarımıza binerken böyle biraz da gezmek lazım, etrafı görmek lazım. Çoğunuz eminim bir yerlere gidiyorsunuzdur, kısa yol, uzun yol bir sürüyor ama yine de gideceğimiz yerlerle alakalı bazı ufak detaylar anlatabiliriz, bazı rota önerilerinde bulunabiliriz. Bugün itibaren yeni bir program serisi başlatıyoruz ve bunun adına da rota önerileri veya yol önerileri diyoruz. Tam adını daha bulamadık. Bir sonrakinde bulacağız inşallah. Önümüzde bayram var. Çok yakında birkaç gün sonra başlıyor. Çoğunuz program yaptınız eminim ama henüz daha aşamasında olan arkadaşlar için bugün basit ve kolay bir rota önerimiz olacak. Bu rota önerimiz İstanbul'dan Çeşme'ye. Nereden gidebiliriz Çeşme'ye? İstanbul'dan yola çıkarsak tabii ilk akla gelen hemen Yenikapı'dan Bandırma'ya feribotla geçmek. Feribotla geçmek 2 saat 15 dakika sürüyor. Maliyeti de çok ucuz değil ama yine de tavsiye etmek gerekirse evet feribotla geçin Bandırma'ya kadar. Bandırma'dan sonra birkaç yol alternatifimiz var. Bir tanesi Bandırma'dan direkt Çanakkale'ye devam edebilirsiniz. Çanakkale'ye gidip oradan Lapseki'den aşağıya doğru Assos tarafına inip yine Assos'un da güzelliği görüp belki bir akşam yolda kalıp değil mi? Amaç varmak değil, amaç bağcıyı dövmek. Biraz yolda kalarak gitmekte fayda var. Assos'ta kalabilirsiniz. Rezervasyon lazım çünkü bayram çok yoğun olacak muhtemelen. Assos'tan komple sahil boyunca Assos, Küçükkuyu, Ayvalık oradan da Edirne'ye kadar rahatlıkla gidip aşağıya inip tekrar İzmir'e doğru dönebilirsiniz. Burada İzmir'e doğru dönerken birkaç rotamız olacak size. Edirne'den aşağıya Ayvalık, Ayvalık'tan Bergama. Bergama'da tabii ki çok güzel tarihi eserlerimiz var. Bergama'yı mutlaka uğramak lazım. Biraz yolun dışı kalabiliyor bazen ama Bergama tarihi eserlerini görmekte büyük fayda var. Bergama'dan yine aşağı doğru devam edersek Foça'ya doğru yine çok keyifli bir yol var. Eski Foça, yeni Foça. 2 tane Foça'mız var. Ben eski Foça'yı daha çok seviyorum açıkçası. Deniz kenarında harika lokantalar, yemek içmek son derece güzel ve keyifli olabiliyor Foça'da. Oradan da aşağı doğru yine Foça'dan Çeşme'ye varılabilir. Tabii bu arada acaba ne yapabilirim diye düşünüyorsanız eğer Edremit'ten aşağı indiğinizde Ayvalık bölgesine geleceksiniz. Ayvalık'ta biliyorsunuz bir yarım adacığımız var. Ali Bey Adası, halkın arasındaki deyimiyle Cunda. Cunda da çok çok güzel bir yer. Cunda'ya mutlaka uğrayın. Eski taş evler, Rumlardan kalma muhteşem bir alt kültür olan, yemek içmesi de harika olan güzel bir yer. Fakat Ayvalık'tan Yunanistan'ımıza en yakın olan adalarından bir tanesi olan Midilli'ye geçebilirsiniz. Eğer pasaportunuz, vizeniz varsa günübirlik veya bir akşam konaklamalı Midilli'yi tavsiye ederim. Yunanistan iyi komşumuz, insanlar sıcak, bizi seviyorlar. Türkleri çok çok yakın buluyorlar ve ben devamlı gidiyorum biliyorsunuz. Siz de gidin. Ayvalık'tan Midilli işin güzel bir kısmı. Yok hayır ben Türkiye'den devam edeceğim aşağı Çeşme'ye kadar diyorsanız eğer. Evet Bergama, Foça. Foça'da bir akşam kalınabilir. Yine son derece güzel bir kasaba. Oradan aşağıya İzmir üzerinden Çeşme'ye varılabilir. Tabii Çeşme'ye giderken Urla'ya uğramak mümkün. Çeşme'ye gittiğinizde birçok güzel yer var. Yine Karaburun'a uğranabilir. Benim çok sevdiğim yine bir hafta, geçen hafta komple surf tatiline gittiğim Alaçatı var. Meşhur Çeşme'de en önemli yerde bir tanesi Alaçatı. Çok güzel surf okulları var. Ucuz fiyatlara surf eğitimi alıp seneye sezonu hazırlanan güzel bir sportif aktivite içinde olabilirsiniz. Yine Çeşme'den birçok küçük şirket, küçüklü büyük birçok şirketle beraber Çeşme'nin hemen karşısındaki Sakız Adası'na, Kios Adası'na gidebilirsiniz. Halk arasında değişik isimlerden söyleniyor. Sakız Adası yine çok yakın, çok basit. Ulaşması 45 dakika sürüyor vapurla veya feribotla. Motorunuzu geçirin veya geçirmeyin fark etmez. Bir akşam yine Kios'a gidip orada da güzel yemeden, içmeler, eğlenceler yapabilirsiniz. Çok çok yakın mesafede bambaşka bir kültüre gitmek mümkün oluyor. Çeşme'ye bu yoldan gitmek mümkün ama Bandırma'dan gitmeyeceğim, karadan gitmek istiyorum diyorsanız eğer tabii ki İstanbul'dan yeni yapılan Gazi Köprüsü'nden geçip Bursa üzerinden, Balıkesir üzerinden oradan da Manisa'ya varıp rahatlıkla gitme şansınız var. Bu daha rahat, konforlu ve nispeten hızlı bir rota. İstanbul, Gazi Köprüsü, Bursa, Balıkesir, Susurlu'da bir tost yerseniz oradan da Manisa üstünden tekrar İzmir'e varırsınız. Gerçi Balıkesir'de sosu tost yiyeceğiz ama Manisa'da da kebap var, Manisa kebabı. Arası da çok kısa. Bazen zor oluyor. Hem tost hem kebap yemek isteyen insan, arada kalıyor insan. Evet, Çeşme'ye buradan gitmek mümkün. En hızlı rota burası. Tavsiye eder miyim? Etmem, bence çok sıkıcı bir rota. Biraz daha heyecanlı bir rota istiyorsanız, bu sefer kuzeyden güneye inen başka bir yerimiz var. İstanbul'dan çıkıp otobandan Tekirdağ'a kadar gidiyoruz. Tekirdağ'dan aşağıya Şarköy. Şarköy'de çok güzel şarap bağları var, şarap satan şirketler var. O şirkete gidip tadım yapabilirsiniz, şarap bağlarını gezebilirsiniz. Şarköy'den hemen aşağıya devam ediyoruz. Yine
Gelibolu'ya varıyoruz. Gelibolu Yarımadası'nı da, tarihi yarımadamızı, Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız çok muhteşem yarımadamızı gezebilirsiniz. Gelibolu Yarımadası'ndan eğer istiyorsanız bir günlük konaklamalı Gökçeada'ya da geçebilirsiniz. Gökçeada daha Bozcaada gibi de yeni yeni gelişmeye çalışıyor. Geçen hafta yine Gökçeada Motor Festivali dedim. Henüz daha bakiri bir ada. Bizim Türk insanının adayı basmadan önce doğal halinden görebileceğiniz güzel bir ada. Gökçeada'da da çok güzel bir motor grubu var. Gökçeada Mosket Kulübü. Başında Semih Bey var. Bize yardımcı oluyor devamlı. Bunun anlamda da adaya gitmek gelmek keyifli olacaktır. Yok Gökçeada'ya gitmeyeceğim diyorsanız eğer Gelibolu üstünden Çanakkale'ye geçersiniz Lapseki'den. Çanakkale'den de aşağı yine Assos, Edremit, Ayvalık, Ayvalık'tan istiyorsanız eğer Midilli, yok olmadı Ayvalık'tan aşağı Bergama, Foça, yine Foça üzerinden Çanakkale, Çeşme'ye gelme şansınız var. Bu kuzey rotası biraz daha hareketli bir rota, fark ettiğiniz üzere. Bu da oldukça eğlenceli bir rota. Bir rota daha önereceğim size. Bandırma'ya kadar gelmeniz lazım karadan veya denizden. Bandırma'ya geldikten sonra biliyorsunuz Assos'la Edremit arası yaklaşık 40-24 daha 40-50-64 kilometrelik uzun bir düzlük. Ve üzeri komple boydan boya İda dağlarından çevrili. Yani Biga dağları. Bu dağlarda kuzeyden güneye doğru dağı aşarak inmek motorla çok eğlenceli, çok keyifli oluyor. Burada da ne yapacağız? Bandırma'ya geleceğiz. Bandırma'dan aşağıya ineceğiz. Gönen üzerinden veya benim daha çok tercih ettiğim Biga Çan üzerinden devam edeceğiz. Biga'dan Çan'a gelince yol ikiye ayrılıyor. Ne bir tanesi doğuya sapacaksınız. Doğuya sapınca nereye gidiyoruz? Yenice, Balya, İvrindi, Edremit yapacağız. Yenice, Balya, İvrindi, Edremit. Çok güzel virajlı, harika köylerden geçtiğiniz bir rota. Veya oradan Çan'dan yani batıya sapacağız. Batıdan da Bayramiç, Ezine, oradan aşağıya Assos'a ineceğiz. Yani bizi bütün yollar teknik olarak Assos, Edremit bölgesine getiriyor. Tabii Balıkesir'den geçmezseniz. Hepsi aynı yola varıyor. Yine Ayvalık'tan aşağıya Bergama, Foça, Çeşme üzerine gidilebilir. Bu rota da çok keyifli. İda dağları geçmek, o dağlardaki yemyeşil çam ormanları içinden geçmek, son derece güzel viraj yollardan geçmek. Asfalt da oldukça temiz bu arada. Bir tek sadece biliyorsunuz Çanakkale-Assos arasındaki 90 kilometrelik yolun 17 kilometresi viraj içinde var. Yani Ayvacık'la Assos arası 17 kilometre aşağı inen biliyorsunuz viraj yol küçük kuyuya doğru iniyor. Onun harici duble yol, her yer hepsi duble yol. Ama orman yolundan giderseniz eğer yani Biga, Çan, Yenice, İvrindi, Edremit üzerinden giderseniz duble yola hiç bulaşmadan gidiş geliş yollarda son derece keyifli dağ geçişi, viraj geçişleri yapabilirsiniz. Birçok rotamız oldu bu arada. Hangisini tercih etmek isterseniz Çeşme güzel bir alternatif, İstanbul'a yakın. Son derece güzel bir rota, çok keyifli bir alternatif yol. Gittiğiniz yer güzel, sörf tatil yapın, denize girin, eğlenin, ekonomiye can katın, Türkçesi bu. Bu rotamızı bugün bitireceğiz. Son derece güzel bir rota. İkinci rotamız biraz daha uzun, biraz daha keyifli bir yer olabilir. Yunanistan, Tasos. Buradan nasıl gideriz, ne yaparız? Benim esas çok sevdiğim bölge Tasos adasına, Taşos'a nasıl gidilir konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Full koruma giyiniyorsunuz. Ekipmanınızı alıyorsunuz. Eylül ayındayız. Mutlaka yağmurlu kalıyorsunuz. Kesin verdi yağmur diyeceksiniz. Güvenli sürün, keyifli sürün. Bay bay.